Biraz var, sakatlık var biraz. Var biraz. Var abi. Kabul ediyorum hafif biz oldu. Biz beklerken kadın gitti gidecek, kadın turp gibi oldu. Yüce Allah şöyle bir 15-20 günlük bir şeye mi aldı seni? O ne derler? Çaka bakımına. Vallahi billahi. Ya bu bir ceza mıydı? Ceza değil, ödül müydü? Onu bilemeyiz. Şeydir, onu Allah bilir. Aman. İşte onu Allah bilir ama bir şekilde bir şey yaşandı ama neticesi arkası güzeldi. Güzel. Devamı güzel. Mutluluk filmlerin sonu vardır ya böyle mutlu biter. Alain Delon benim rakibim. Bak şimdi. Ha niye gülersiniz abi? Yani niye gülüyorsun? Adam şimdi kendini bana rakip göremez mi abi? Adamın o hakkı yok mu yani? Ayıptır, o da Alain'dir ya. Ebru Hanım, yani size de rakipler oluyor. Çıkıyorlar. Olamaz mı abi? Olur, herkese rakip olabilir yani. Ne hissediyorsun ama sana rakip çıkınca? Ben mesela Alain'dir dedim ya, bizim arkadaş ne alakası dedim. Sen ne diyorsun? Senin rakibinin çıkmasının pek imkanı ihtimali karıştırma. Yok. Sen kendini geç buralarda konuşma da. Pavarotti de benim şey ettiri de önemli değil. Sen ne durumdasın mesela bu konuda? Benim öyle bir rakibim olamaz. Ukalalık olarak algılamayın. Şöyle ki ben bu piyasada ödün vermeden bir yere geldim. Bunu bana sağlayan bir kere birlikte çalıştığım arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ayrı sizlere çok teşekkür ediyorum. Benzerler ya da rakipler aslını yaşatır bence. Yani bu şöyle bir şey. Yani ne İbrahim diyorsun? İbrahim Tatlıses olmaya çalışan ama tırnağı olmayan Alenler, çok... Alenler. Var. Yani ama sadece Alain Delon beni yaşatır yani. Ha yaşatır, sadece yaşatır. O kadar, onun dışında bir şey yok. Ha buyuk bırakırsa belki tamam olur da. Öyle buyuksuz diye düşünsek tamam mı? Alain Delon.